Suyun devam döngüsü, kritik ve sürdürülebilir koruma önlemlerine bağlıdır. Bu bağlamda, insanlığın güvenilir bir su kaynağına erişimi ve yeterli hijyene sahip olduğu, sömürüsüz, sorumlu su yönetimi anlayışı ilkesi benimsenmelidir. Manavgat Antalya halkı sulak sahalarına tavizsiz sahip çıkmalıdır. Su biterse herkes susar, tüm canlı yaşam sona erer. Türkiye ülkesi artan nüfusu ve büyüyen kentleriyle su sıkıntısıyla karşı karşıyadır. İklim değişikliğinin de etkisiyle su fakiri olma yolunda hızla ilerliyor. Bütün bilimsel veriler hem küresel ölçekte hem de Türkiye için su krizinin kapıda olduğunu ortaya koyuyor. Bugün artık iklim değişikliğinin etkileri Türkiye'nin de içinde bulunduğu Akdeniz havzasında ortalama sıcaklıkların artması, yağışların azalması ve kuraklık şeklinde yaşanmaktadır. Musluktan akan ve kolayca erişilebilir görülen suyun değerini ne yazık ki barajlardaki su seviyeleri alarm verdiğinde fark ediliyor. Bu vadide zengin ve görkemli güzellikte biyoçeşitlilik içeren farklı ekosistemler her mevsimde farklı türleri barındırırken dünya insan eliyle büyük ve hızlı bir değişim geçiriyor. Nüfusu hızla artıyor. Kırsaldan şehirlere göç, şehirleşmeyi ve beraberinde yeni yaşam biçimleri ve tüketim alışkanlıklarını getiriyor. Olumsuz ve yıkıcı bu değişimlerle küresel iklim değişikliğinin etkileri gün geçtikçe daha fazla hissediliyor. Bütün bu etkiler sonucunda doğal kaynaklar üzerindeki baskı giderek artıyor. Bu sahanın sadece buraya özgü özel iklimi ve doğal ekosistemi var. Yaşamsal temel doğal kaynak olarak su, Türkiye'yi ve dünyayı etkileyen sorunların içerisinde en önemlisi olarak karşımıza çıkıyor. Dünya kişi başına düşen kaliteli su miktarı her geçen gün azalıyor ve suyun yönetiminde sömüren rekabet daha da fazla hissediliyor. Buraya da göz dikilmiş durumdadır. Açlıkla mücadelede tarımsal verimliliği artırmanın yolu arazi ve su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımını geliştirme ve korumada geçer emperyalist kar hırsı, küresel ısınma, iklim değişikliği ve beraberindeki kuraklık suya ulaşımı güçleştirmiştir. Bu sonuç gıda fiyatlarını artırmakta ve adil olmayan süreçte yoksul ülkelerin gıdaya ulaşımını daha da zorlaştırarak gıda güvenliğini ve dünyanın geleceğini tehdit etmektedir. İnsanlığın ve canlı yaşamın devamı, Suyun sömürüsüz yönetimine bağlıdır. İnsanlığın günümüzde ve gelecekte ihtiyaç duyacağı tarımsal üretimi garanti altına almak, su kaynaklarının miktarını ve kalitesini uzun vadede korumakla olanaklıdır. Artık entegre nehir havzası yönetimi suyun ve arazinin yönetiminde etkili bir araç olarak kullanılması gerekmektedir. Anadolu coğrafyasında Çevre kirliliği, orman katliamı, çevrenin rant amaçlı yağmalanması Türkiye'nin de içinde yer aldığı bölgede kuraklık etkilerini artık keskin şekilde belirginleştirmiş, yağışların düzensiz karakter göstermesine sebep olmuştur. Suyun depolanmasında büyük sorunlar yaşanmaya başlarken Türkiye'nin ekonomik açıdan olumsuz bir değişim süreci içerisinde olması ve bilimsel tabanlı çözüm üretilmemesi sonucu su konusundaki planlama süreçlerini zorlaştırmaktadır. Suyun doğasını bile değiştiriyoruz. Suyu kaynağından alıp kullandığımızda neredeyse daima onu çeşitli şekillerde değiştiririz. Nehirleri düzleştirir, denizleri ve nehirleri birbirine bağlayan kanallar ve su kullanımı için barajlar ve setler inşa ederiz. Akiferlerden çıkarılan yer altı suları evlerimize ulaşmak için yüzlerce kilometre mesafe kat edebilir. Kullanıldıktan sonra su, kimyasal maddelerle, temizlik ürünlerinde kullanılan fosfat, plastik mikrogranüllerle, veya mutfak yağlarıyla kirlenebilir. Bu kirletici ve sarsızlıklardan bazıları gelişmiş atık su arıtım süreçlerine tabi tutulmasına rağmen suda kalabilir. Tarımda mahsuller için kullanılan su, gübre ve pestisitlerde yer alan kimyasalların kalıntılarını içerebilir. Kullanıldıktan ve bazen arıtıldıktan sonra değiştirilmiş bu suların bir kısmı bir su kaynağına geri döner. Ulaşım ve sanayiden salınan hava kaynaklı kirleticiler bile nehirlerde, göllerde ve denizlerde birikebilir ve su kalitesini olumsuz etkileyebilir. Yeryüzünün önemli bir bölümü sularla kaplı olmasına karşılık kullanılabilir su miktarı oldukça azdır. Ancak su döngüsü sayesinde mevcut kullanılabilir su Tüm canlıların yaşamlarını sürdürebilmelerine imkan vermektedir. Ekonomik büyüme ile ekosistemin korunması ve çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması insan ile doğayı karşı karşıya getirmiştir. Bunun sonucu olarak doğal sebeplerin yanı sıra insan faaliyetlerinin yol açtığı zararlar sınırlı olan su kaynakları üzerinde baskı oluşmasına ve küresel su sorunlarının yaşanmasına sebep olmuştur. Su kıtlığı, küresel çevre sorunlarının en önemli maddelerinden biridir. Kişi başına düşen su miktarı ile ölçülen ve çeşitli indeksler yardımı ile değerlendirilen su kıtlığı, dünyanın birçok bölgesinde etkisini göstermektedir. Su kıtlığının temel nedenlerini küresel iklim değişikliği, kuraklık, ormansızlaşma, fosil yakıt kullanımının artması, tüketim alışkanlıklarının değişmesi, ekonomik büyüme, küresel nüfus ve kentleşme oranının artması, kirlilik, kişisel su kullanım bilincinin oluşmaması, kaynaklara uygun olmayan ve siyasi anlayışlara göre şekillenen su yönetimi politikaları oluşturmaktadır. Sıkıtlığı, gıda krizi ve kitlesel göçler gibi sosyal, ekonomik ve siyasi birçok sorunu beraberinde getirmektedir. Tarım sektörü sıkıtlılığının devam etmesi veya olağanlaşması durumunda öncelikli olarak etkilenecek ve bu durum gıda krizlerinin yaşanmasına yol açacaktır. Tarihsel süreçte sıkıtlığı ve kuraklığın kitlesel göçlere sebep olduğu bilinmektedir. Günümüzde susuzluk sorunu sebebiyle bölgesel düzeyde gerçekleşen göç hareketlerinin gereken önlemler alınmadığı takdirde küresel bir hal alması kuvvetli muhtemeldir. Yeryüzünde su dağılımı farklılık göstermektedir. Bu sebeple temiz suya erişim her bölgede aynı kalite ve standartta sağlanamadığından, Dünya üzerinde milyonlarca insan yeterli su ve su hizmetlerinden yoksun olarak yaşamaktadır. Suya erişimdeki adaletsizlikler, su hizmetlerinin özelleştirilmesi ve yüksek fiyatlar dünyanın birçok bölgesinde halk hareketleri ile karşılık bulmaktadır. Su kaynakları gün ışığı konumuna göre sürekli renk değiştirerek çok güzel görsel seremoniler sunuyor. Gün boyunca burada Muhteşem bir dinlenme ve eğlenme zamanı geçirmek, beden sağlığı üzerinde çok olumlu etkiler bırakır. Hizmet sağlayıcılar ile kullanıcılar arasında yaşanan gerilimler, su kullanımına ilişkin farklı yaklaşımların benimsenmesine yol açmıştır. Bu yaklaşımlardan en dikkat çekeni ise su hakkı yaklaşımı olmuştur. Su hakkı yaklaşımı, suya erişimin temel insan hakkı olduğunu ve Kanun koyucular ile uygulayıcıların bu temel hakkın uygulanmasını sağlamakla yükümlü olduğunu ifade etmektedir. Suyun paylaşımı ve kullanımı tarih boyunca birçok savaşa sebep olmuştur. Su varlıklarının sınırlı ve tükenme eğiliminde olmasının yanı sıra bir savunma ve kontrol aracı olarak görülmesi suyu aynı zamanda stratejik bir unsur haline getirmiştir. Orta Doğu su sorunları açısından en dikkat çeken bölgelerden biridir. Zengin petrol rezervlerine karşılık su rezervleri tükenmekte olan Orta Doğu'da Suudi Arabistan ve Kuveyt gibi zengin ülkeler deniz suyunu arıtma yoluyla kullanılabilir su elde ederken fakir ülkelerin geleceğinde ise su konusunda belirsizlik hakimdir. Temiz ve kullanılabilir su miktarındaki azalma, su kaynaklarının petrolden daha değerli hale gelmesini sağlarken yaşanacak su krizleri su savaşlarına dönüşecektir. Anakaya'nın çoğunlukla yüzeye çıktığı, kötü toprak koşullarına sahip alanlarda çoğunlukla bozuk orman oluşturan ardıçlar saha alanında geniş bir yayılıma sahiptir. Bu saha yüksek dağ ormanları içindedir. Bu ormanların hakim türleri kurakçıl olan karaçam ve ardış türleri ile daha nemcil olan sedir ve göknardır. Saha alanında 1200 ila 1500 metreler arasında kızıl ile yüksek dağ ormanları karışık ormanlar oluşturur. Bu karışık ormanlarda hakim tür ardıçtır. Ardıç kuraklığa ve düşük sıcaklığa dayanıklı, oldukça yavaş büyüyen bir ağaç türüdür. Su kaynaklarının ana orman türleri ardıçlar ve sedir kuşağıdır. Boylu ardıç, kokar ardıç, andız ve katran ardıcından oluşan ardıç kuşağı, Kızılçamların üst sınırından itibaren eğim değerlerinin hızla arttığı, ana kayanın yüzeye çıktığı ve kötü toprak koşullarının hakim olduğu sahalardır. Ardıçlar, Çoğunlukla karaçam ormanlarının tahribi ile oluşmuş sekonder bir topluluk olarak dikkat çeker. Suyun derin terapisinde yorgunluğumuzu atarken doğa ana muhteşem güzellikteki panoramalarını her yerde farklı sergiliyor. Aşk şarabının merkezi olan bu doğal havuzun geriye bakan kısmındaki geniş pencereden Sık yeşil örtünün derinliklerine doğru akan suyun yönünü izlemek bir başka keyiftir. Türkiye'de üretimin su ayak izi hesaplanmış ve sektörlere göre dağılımı ürünlerinden daha fazladır. Su kaynaklarını verimli kullanmak Türkiye açısından büyük önem taşımaktadır. Burası Türkiye'nin su ayak izinin küçük mikro örneği konumundadır. Küresel su sorunlarının günümüzde mevcut su kaynakları ile ulusal su yeterliliğini sağlayan Türkiye'nin yakın gelecekte kişi başına düşen su miktarında ciddi miktarda azalma olacaktır. 21. yüzyılda ülkelerin uyguladıkları su politikaları ile suyun ekonomik bir mal olarak değerlendirildiği gerçeği suyu ekonomik veya kamusal bir mal haline getirmiştir su kamusal mallardan öte jeo stratejik ve jeopolitik bir kaynaktır. Diğer mallara benzemez özel bir konumu, stratejisi ve politikası vardır. Günümüzde su ticari meta olarak değerlendirilmeye başlanmıştır. Artık suyun ekonomi politiği, suyun ekonomik önemi kavramları sömürü sisteminin tek argümanıdır. Suyun yaşamsal zorunluluğu vardır. Su, tüm canlıların yaşam kaynağı olmasının yanında, tarımda, endüstride, sağlık hizmetlerinde ve daha birçok alanda temel girdi maddesi olarak kullanılmaktadır. Su, sınırlı yaşam kaynağıdır. Su kaynaklarının sonsuz olduğu düşünülse de sınırlı bir kaynaktır. Yeryüzündeki mevcut suların bir kısmı kullanılamayacak şekilde buzullarda ve yer altında bulunurken çok az bir kısmı canlıların kullanımına elverişlidir. Suyun yapısı gereği akışkan olması kontrolünü güçleştirir. Tutulmazsa akıp gidecektir. Bu bağlamda yeraltı kaynakları ve buzullar doğal stok alanlarıdır. Çeşitli sebeplerle bulunabilirliği zaman içinde artıp azalmakta olan sulara olan talep sürekli artmaktadır. Ve su kaynaklarının sürdürülebilir şekilde kullanılması bu kaynakların devamlı ve yeterli bir şekilde beslenmesine bağlıdır. Su doğal sistemin varlığı ve devamı suya bağlıdır. Suyun yeryüzündeki döngüsel hareketi suyu bir sistem içinde hareket ettirir ve bu döngüsel hareket belli bir akıntı yönünde olmasına dokunulmamalıdır. Kaynağa bir müdahale olması, kaynağın devamındaki akıntıyı ve diğer kullanıcıları da etkileyecektir. Yeraltı kaynaklarından su çekilmesi, nehirlerin veya göllerin akıntılarını etkileyecek ve aynı zamanda su miktarının azalmasına sebep olacaktır. Suyu taşımak zordur. Su yapısı gereği hantaldır ve bir yerden başka bir yere nakletmek kolay değildir. Günümüzde teknolojik gelişmeler sayesinde naklini sağlamak mümkündür. Ancak bu işlemler oldukça maliyetlidir. Suyun ikamesi yoktur ve kullanım alanı çok geniştir. Ekonomik mal olarak değerlendirilen hemen her malın ikamesi vardır ancak suyun ikamesi söz konusu değildir. Su kullanıldığı tüm alanlarda alternatifsizdir. Su ile serbestçe işlem yapılamaz. Ekonomik bir mal olarak değerlendirilen su, taşıdığı özelliklerin yanı sıra doğal bir kaynak olması nedeniyle üzerinde tahakküm kurmak kolay değildir. Her ne kadar şişe su üzerinden oluşturulmuş bir su sektörü bulunsa da, suyun karmaşık yapısı özgürce ticaretinin yapılmasını engellemektedir. Ancak dünya çapında sanal su olarak ifade edilen yöntem ile suyun bulunduğu havzada üretilen ürünler üzerinden ticareti yapılmaktadır. Dolayısıyla özgür su pazarı yerine özgür ve açık bir gıda piyasası seçeneğini değerlendirmek daha faydalı olacaktır. Su karmaşıktır, serbest ticarete konu olamaz. Su diğer ekonomik mallara kıyasla daha karmaşık bir yapıya sahiptir suyu diğer ekonomik mallardan ayıran özellik ve farklılıkları vardır. Su kamusal bir maldır. Suyun ekonomik değerinin yanında yüksek bir sosyal değere sahip olması, suyun sınırsızca özelleştirilmesinin önünde engel olmaktadır. İnsanların temiz ve güvenli suya ulaşmalarını ve bu imkanların devamlılığını sağlamak devletin görevidir. Su hareketli ve akışkandır. Ancak suyun kaynağı ve iletimi bir sisteme tabidir. Dünyadaki su kaynaklarının birçoğunun bir veya birden çok ülke ile sınır oluşturması ve ortak kullanılması, kaynakları yöneten farklı otoritelerin ve karmaşık politikaların olması anlamına gelmektedir yer çekimi suyun taşınımı konusunda etkili olsa da suyun oldukça yüksek miktarda üretim ve işlem maliyeti bulunmaktadır. Su tahsisi birçok altyapı işlemi gerektirmektedir ve bu yapıları inşa etmek, korumak ve işletmek oldukça pahalı işlemlerdir. Nisan ayında burada flora ve zengin çeşitlilik sunar. Mevsimsel flora bir sonraki mevsime sürekli nöbet değişimi içindedir. Rengarenk çiçeklerin hepsi sahaya özgü endemiktir. Burada yorgun zihin ve beden rahatlar. Günümüzde su sıkıntısının çok sayıda nedenleri vardır. Gelişmiş ülkelerde yaşayan insanlar içilebilir, kullanılabilir suyun varlığına alışmıştır. Bu konuda diğer ülkelere nazaran önemli bir sorun çekmemektedirler. Genel olarak bakıldığında ise su kaynaklarının doğal tehlikelerden çok insan kaynaklı tehlikelerin baskısı altındadır. Dünyada meydana gelen kirletici olaylar nedeniyle su kaynaklarının korunması gerekliliği daha fazla gün yüzüne çıkmıştır. Su kirliliği, kirleticilerin etkisiyle suyun insanlara ve diğer canlılara zararlı hale gelmesi durumudur. Bu durum insanların faaliyetleri sonucu oluşabileceği gibi canlıları, faaliyetleri veya doğal nedenler sonucu da oluşabilmektedir. Yaşanılan su sıkıntısının altında birçok neden yattığı söylenebilir. Su kaynaklarının korunması ve etkin kullanılması konusunda çok sayıda sorunlar can sıkıcıdır. Yılda ortalama 90 ila 100 milyon civarındaki artan hızlı dünya nüfus artışı yüzünden sabit su kaynaklarını ve miktarını yetersiz hale getirecektir. Su kaynaklarının dünyaya dengeli bir biçimde yayılmamış olması, suyun kıt olması ve dünyanın bazı bölgelerinin kurak olması doğal sebeplerdir. Oysa hızlı artan nüfus ve buna bağlı olarak suyun kalitesi ve miktarı açısından meydana çıkan olumsuzluklar demografik faktörlerdir. Yoksulların suya erişim sorunu, sosyal ve kültürel özellikler, sosyal ve ekonomik faktörlere bağlıdır. Tarımda kullanılan ilaçların, sanayi atıklarının ve kentsel atıkların suya karışması, yerüstü ve yeraltı su kaynaklarının kirlenmesine neden olmaktadır. Hastane atıkları ayrı bir işlem görmeksizin evsel atıklarla karıştırıldığında, kentsel atıkları daha zararlı hale getirir. Küresel ısınma tüm dünyayı olumsuz etkilemektedir. Su döngüsünü ve su kalitesini olumsuz etkileyen faktörlerden biri de aşırı sıcaklık ve aşırı soğukluktur. Küresel ısınmanın neden olduğu kuraklık ve su taşkınları gibi iklimsel olaylar suyun kalitesini etkilemektedir. Su kaynakları sayesinde yaşamlarını devam ettiren türlerin ve zincirleme şekilde bunlara bağımlı olan türlerin de yaşamları tehlike altındadır. Dolayısıyla canlıların yaşam hakkı ihlal edilmektedir. Aynı zamanda nehirlerin debilerinde ve göllerin yapılarında meydana gelecek sıkıntılar, yöre ve ülke ekonomilerine ciddi zararlar verebilmektedir. Çevresel sorunların yanında su kaynakları üzerindeki olumsuz baskının artmasına neden olan bir takım insan kaynaklı etkenler de var. İnsanların çevresel sorunlara karşı ilgisiz olması, bu bağlamda insanların bu sorunların nedenleri ve çözümleri hakkında bilgisizliği ve cehaleti, çevre sorunlarıyla mücadele edebilmek için gereken finansal kaynak sıkıntısı ve sonuç olarak bu ortamdan kaynaklanan yetki bilgi karmaşası diğer sorundur. Günümüzde su, ortak değerden çıkarılmış, ekonomik mala dönüştürülmüştür. Suyun bu denli tartışma konusu haline getirilmesinin nedeni, onun ticarete konu olan meyve, sebze, altın gibi mallardan daha fazla hayati öneme sahip olduğudur. Artık su kaynaklarının korunmasına yönelik çabalar, ulusal düzeyde yetersiz kalmaktadır. Uluslararası bir çaba, zorunlu bir gerçek olmaya başlamıştır. Çünkü çevresel sorunlar bütünsellik ilkesi doğrultusunda bir etki yaratmaktadır. Sonuç olarak ekolojik düzene verebilecek herhangi bir zarar doğrudan ya da dolaylı şekilde su kaynaklarına olumsuz etkisi olacaktır. Su kaynaklarına bağımlı olan tüm canlılar bundan aynı doğrultuda etkilenecektir küreselleşme, özelleştirme ve bu bağlamda bir çizgiye sahip olan dünya ekonomik konjöktürünün getirilerinden önce suyun hava ve güneş gibi doğal bir kaynak olduğu ve ekonomik bir değer taşıyamayacağı farklı görüşler olabilir. Su kaynaklarında meydana gelen küresel ısınma, kirlenme ve yeraltı sularının çekilmesi gibi değişmeler suyun kalite ve miktarında azalmalara neden olmuştur. Suyun miktarının azalması ona erişimi zorlaştıracak ve marjinal faydasını artıracaktır. Bu durum suyun fiyatında artışa neden olacaktır. Su kaynakları üzerinde birçok olumsuz baskı bulunmaktadır. Bu baskının çözüme kavuşturulması, onun fiyatlandırılması yoluyla giderilebilir ve bu durum liberal sömürgen ekonomik araçlar vasıtasıyla sağlanmaya çalışılır. Sömürü sisteminde temel yaşam hakkından çıkarılan su, ortak mal olarak adlandırılmış, değişim değerine sahip olmayan, kullanım değerine sahip bir kaynak olarak kabul ediliyor. Dahası suyun ortak mal olarak algılanması su kaynaklarında tahribe yol açmış ve sorunun büyümesiyle beraber su üzerinde kullanım değerine serbestçe sahip olunamayacağı ve bunun için fiyat ödenmesi gerektiği düşüncesinin kabul görmesi gerektiği üzerinde durulmuştur. 1990'lı yılların ilk yarısında suyun özelleşmesi yönündeki eğilim başlamış olup bu yılların ikinci yarısında artık suyun ekonomik bir mal olarak görüldüğü politikalar üretilmiştir. suya biçilen ortak değer anlayışında meydana gelen değişimin başlangıç noktasını 1992'de düzenlenen Dublin Beyanı'nda Suyun ekonomik bir mal olarak değerlendirilmesi ve fiyatlandırılması hususunda ekonomik mallara uygulanan ölçütlerin uygulanması ve su yönetimine paydaşların geniş katılımı sağlanması kararı verilmiştir. Sömürü sisteminde ticari kazanç ön planda olduğu için insani etik değerlerden asla söz edilemediğinden Suyun fiyatlandırılmasının aşırı tüketimi önleyebileceği de dile getirilmiştir. Oysa su ihtiyaç kadarıyla tüketilmektedir. Su sorunu için yapılacak matamı yoksa insan hakkı mı gibi bir karşılaştırma amaca uygun bir karşılaştırma olmayacaktır. Sonuç olarak uygun değer bir fiyatlandırma ile su kaynaklarının verimli kullanılması sağlanabilir. Sömürü sisteminde parası olmayanın erişebilme hakkı neredeyse olanaksızdır. Bu su kaynakları için de geçerlidir. Toplumda memnuniyetsizliğe neden olabilir. Kısa vadede kendini finanse edebilme noktasında olumlu da olsa daha sonra talep azalmasından dolayı finansal kayıplar meydana gelecektir. Sömürü sisteminde optimum fiyatlandırma su kaynakları için kendini finanse edebilme yönünden daha garantili olabilir. Kaynağın korunması sağlandığı için temiz ve içilebilir suya erişim imkanı sağlanabilir ve gelecek kuşaklara da aktarılabilir. Su fiyatları ise ne yüksek ne de düşüktür. Bu nedenle hem insanların içilebilir suya erişebilme hakkı mümkün olduğunca çok korunmuş olur, hem de birçok ortak malın maruz kaldığı aşırı tüketim ve kirletilme gibi tehditlerden uzak tutulabilir. Görece olarak optimum fiyatın belirlenmesinde su kaynağının bakımı ve korunması için ihtiyaç olan finansal gereksinim yerleşim yerlerine kadar en iyi şekilde gelmesini sağlayabilmek adına yapılan altyapı yatırımlarının maliyeti ve kullanıcıların alım güçleri bir gösterge olarak kullanılabilir. Sarp karstik kayalık sistemli dar boğazın her iki tarafında antik kalıntıların bulunması burasını geçmiş yerleşim sahası olduğunu gösteriyor. Burası aynı zamanda Saint Paul yolu kültür rotası Türkiye'nin işaretli en uzun ikinci kültür rotası parkurudur. Gelecek 10 yıl boyunca Dünya ekonomisini etkileyecek ilk 5 risk: Su krizi başta olmak üzere bulaşıcı hastalıklar, kitle imha silahları ile iklim krizi, biyolojik çeşitlilik kaybı ve doğal kaynak krizi olacaktır. Son 50 yılda Türkiye'deki sulak alanların yarısı su miktarı ve kalitesi bakımından sağlıklı yapısını kaybetti. Bir başka deyişle 3 van gölü büyüklüğünde sulak alan ekolojik işlevini yitirdi. Risk sadece yüzey sularımızla da sınırlı değil. Yeraltı sularımızın da seviyesi alarm veriyor. Orman alanlarımızı kaybetmemizde kuraklığa zemin hazırlayan bir başka etkendir. Genellikle barajlardan evimize gelen bir kaynak olarak bildiğimiz su Uzun serüveni boyunca önce dağların zirvesindeki kaynaklardan beslenerek, ormanlarda düzenli akışa geçiyor, sulak alanlarda ve yer altı kaynaklarında birikerek evlerimize kadar ulaşıyor. Nehirler, göller, deltalar gibi geniş bir yelpazeye içeren sulak alan ekosistemleri yakın çevresindeki iklim koşullarını düzenliyor canlılara hayat veriyor ve suyu filtreleyerek miktarının ve kalitesinin korunmasına katkıda bulunuyor. Bu bölgede oldukça zorlu doğa koşulları hüküm sürer. Erişimi çok zor olan kanyonun bu sahasında çok yüksek kaya blokları Canlı floral ve faunal yaşamıyla benzersiz güzelliktedir. İlkbahar mevsiminde yeşilin ve renklerin tüm tonları yüzeye halı özelliği kazandırmış. Bu belgesel filmimiz ile suyumuz için seferberlik zamanını başlatalım diyoruz doğayı koru, suyuna sahip çık, Türkiye diye seslenelim ve çağrı yapmayı bu filmimizin paylaşımı ile başlatalım diyoruz.